Arkası Yarın. Babası korsanlar tarafından öldürülen Ekrem, babası gibi denizci olur. Ekrem, mal götürdükleri Midilli Adası'nda korsanların eline düşen Selim Reis'i kurtarmak isterken korsanların eline esir düşer. Durumu hancı kadından öğrenen eniştesi Bilal Reis, Hristo'nun evine baskın yaparak Ekrem'i ve Selim Reis'i korsanların elinden kurtarır. Hristo'dan korsanların başının tüccar Boris olduğunu öğrenirler. Adadan kaçan Boris, Bilal Reis'e yardım eden hancı kadının hanını yaktırır. Bilal Reis, Boris'i yakalamak için hemen yola çıkar. Kürek fren! Kürek başına! Herkes kürek başına! Tümen sancak tarafını işaret verilinceye kadar çevirin. Gelkenler fora. Hadi acı gelkenler fora. Evet, işte sonunda açıldık denize. Allah yolumuzu açık etsin. Evliyanın himmeti üzerimizde olsun inşallah. Amin. Ne güzel bir dua bu böyle. Rüzgar tam rota istikametinde esiyor. Eğer bu şekilde devam ederse hedefimizi arzuladığımızdan daha önce varabiliriz. İnşallah. Reis! Reis! Ne var Davut, ne oldu? Hristo! Reis! Ne olmuş Hristo'ya? Ölmüş. Ölmüş mü? Eceliyle mi? Hayır Reis! Biz gittikten sonra kaçmaya kalkışmış. Nöbetçi yakalamış. Aralarında çıkan kavga sonunda ölmüş. İyi olmuş namussuza. Böylece bir pislik daha ortadan temizlenmiş. Evet. Kendi ölümünü kendi hazırlamış oldu. Cesedini deniz şartlarına uygun bir şekilde halledin. Peki Reis. Bu arada Ekrem, Ömer ve Davut yanıma gelsin. Baş üstüne Reis. Bilal, sana bir şey söyleyeceğim. Şu senin kayınbiraderin Ekrem'den bahsetmek istiyorum. Hayırdır Selim Reis, kötü bir şeyle mi şahit oldun? Hayır, hayır. Bilakis ondan övgüyle söz edeceğim sana. Bu adam kurt gibi bir insan. Bugüne kadar gördüğüm deniz kurtlarının en büyüğü. Cesareti, ön sezisi, velhasıl her şeyiyle bizlerden çok üstün vasıflı bir insan. Evet, bunda haklısın Selim Reis. Ona bundan sonra bir Osmanlı Levendi diyeceğim. Sizlerin de ona Osmanlı Levendi demenizi isteyeceğim. Çünkü o bu ismi hak edecek bir görünümde. Ona yakışacak en güzel ismi bulmuşsun dostum. Haklısın. Kurt gibi bir adamdır o. Onun çok kısa bir zamanda iyi bir reis olacağına inanıyorum. Buyur reis. Bize emretmişsin. Gel bre Osmanlı Levendi. Osmanlı Levendi mi? Evet. Selim Reis'le bunu konuştum. Sen bir Osmanlı Levendi'ye olmaya namzetsin. O mecrada yelken açmalısın. Teşekkür ederim reislerim. Bu isme layık olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Sizleri çağırmamızın diğer bir sebebi de... büyük bir ihtimalle yarın sabah... Boris denilen kefereyle karşılaşacağız. İnşallah karşılaşırız reisim. Düşmanın ne zaman ve hangi şartlar altında karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Bunun için herkes üstüne düşen görevi yapmak zorunda. Bu konuda sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Buyur reis, sizi dinliyorum. Arkadaşlar, biz korsanlık yapmak için denize açılmadık. Fakat bazı hadiseler bizi böyle ortamlara itti. Her şeyden önce iyi bilinmeli ki Osmanlı asla çapulculuk yapmaz. Başkasının malında gözü olmaz. Nahak yere adam öldürmez. Ama haksızlığa uğramış birini görürse veya bir eşkıyaya rastlarsa buna da kayıtsız kalamaz. Osmanlı neme lazımcı olamaz. Biz neme lazımcı olamayız. Evet, olamayız. Olamayız. Anlaşılan o ki reisim, bunlar Osmanlı tokadı yemeden akılları başlarına gelmeyecek. Bilal reis, Boris sandığımızdan da kurnaz bir keferedir. Şu anda peşine düştüğümüz korsan gemisinin bir silah deposu halinde olduğunu sanıyorum.
Bizimse sadece kendimizi savunmaya yetecek 3 topumuzdan başka hiçbir silahımız yok. İmanımız var Selim reisim. Sonra evliyanın himmeti var üzerimizde. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Anlaşılan o ki gerekirse göğüs göğüse cidalimiz olacak Boris keferesiyle. Mübarek olsun. Mübarek olsun. O Boris denilen köpeği kendi elimle parçalayıp layık olduğu cezayı vereceğim. Eğer onları karanlıkta kıstırabilirsek işimiz daha kolay olur. Az önce de belirttiğim gibi onları nerede ve ne zaman bulacağımız meçhul. Dilerim ki senin temenni ettiğin gibi karşılaşma olsun Ömer. Ne düşünüyorsun Ekrem? Şu kalyonun biraz daha hızlı gitmesi için Allah'a yalvarıyorum Ömer. Merak etme kardeş. Her geçen dakika biraz daha hedefimize yaklaşıyoruz. Sen korsanlarla hiç savaştın mı? Savaştım. Ben ilk defa böyle bir savaşın içinde bulunacağım. Korkuyor musun yoksa? Haşa. Dünyada Allah'ından başka hiçbir şeyden korkmadım. Beni üzen zamanın çabuk geçmemesi. Savaşmak için neden bu kadar acele ediyorsun? Babam yıllar önce bir sefer sırasında korsanlar tarafından öldürülmüştü. Ben o sıralarda 8 yaşındaydım. Acısı öylesine içime çökmüştü ki yıllar geçmesine rağmen yüreğimden söküp atamadım. Evet. Neden acele ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Ama insan böyle durumlarda neyin nasıl olacağını önceden kestiremez. Ne demek istedin şimdi? Demek istediğim, yarın Boris'in kalyonuyla hangi şartlar altında karşılaşacağımız belli değil. Ya kalyondakiler bizimle dövüşmek yerine beyaz bayrak çekip de teslim olurlarsa, o zaman ne yapacaksın? Bu soruyu gemiye ilk adım attığım gün sorsaydın çok farklı cevap verirdim. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. Osmanlı aman dileyene el kaldırmaz. Aferin bre Osmanlı Levendi. Bu isme layık olduğunu göstermiş oldun. İnşallah nasip olur da Leventlerin safına karışır, Allahu Teala'nın ismini yükseltirsin denizlerde. İnşallah reisim. Bre Ömer Levent, senin de Ekrem Levent'in daldan budaktan gözünü esirgemediğini bilmen gerekir. Biliyorum Selim reisim, biliyorum. Maksadım Ekrem Levent'in biraz daha ihtiyatlı davranmasını istediğim içindi. Çünkü savaşacağımız insanlar parayla tutulmuş kimseler. Onlar yalnız para için dövüştüklerinden sadece adam öldürmeyi düşünürler. Bu nedenle de son derece kalleş vuruşurlar. Ben bunları onlarla savaşarak öğrendim. Ekrem ilk defa bir savaşa gireceğinden faydalı olur diye anlatıyorum. İyi yapıyorsunuz çocuklar. Ben Bilal Reis'in yanına gidiyorum. Siz sohbete devam edin. Şansa bak. Rüzgar iyice dindi. Evet. Hava iyice durgunlaştı. Sis çıkacak. Sis mi? Ekrem! Ne var Davut kardeş? Bilal Bey seni çağırıyor. Geliyorum. Bilal Reis, Boris kafiri tahmin ettiğimiz rotayı takip ederek Girit istikametine gidiyorsa sabahleyin mutlaka yakalarız onu. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ama dışarıda bir durgunluk var. Sanırım sabaha karşı tarafı sis kaplayacak. Sis mi? Bak işte bunu hiç hesaba katmamıştık. Onlara sokulmamız bakımından bize yararı olabilir bunun. İstersen yelkenlerin birini kapatıp süratimizi azaltalım. Hayır. Süratimizi azaltmaya gerek yok. Buyur reis. Beni emretmişsin. Gel bakalım Ekrem Levent. Seninle konuşmak istiyoruz. Sizi dinliyorum efendim. Eğer hava şartları müsait giderse sabaha karşı Boris'in gemisiyle karşılaştığımızda harekatın başında seni görmek istiyoruz. Ne? Neler söylüyorsunuz reislerim? Bu harekatı senden başka yönetecek kimse yok evlat. Yarın sabah Allah kısmet ederse denizcilik hayatının en önemli imtihanlarından birini vereceksin. Bu senin başarın olabileceği gibi hepimizin de sonu olabilir. Bu bakımdan işin çok önemli olduğunu asla hatırından çıkarma. Ama ben bu görevin mesuliyetini taşıyacak güçte görmüyorum kendimi. Ben önce Allah'a, sonra kendine güvenin tam olduğunu sanıyordum yiğidim. Elhamdülillah yine öyleyimdir. Fakat sizlerin, bütün Leventlerin yükünü omuzlarımda taşıyacak gücü göremiyorum kendimde. Yiğit Levent'im, endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Bu konuda tecrüben de yok gibi. Ancak biz sana hem güveniyor hem de destekliyoruz. Sana biraz düşünme fırsatı veriyoruz. Bu konuda vereceğin karar her iki şekliyle de bizi asla üzmeyecektir. Düşünme fırsatı verdiğiniz ve anlayışlı hareket ettiğiniz için
Size çok müteşekkirim. Düşünüp kararımı bildireceğim size. Tabii Levent'im. Nasıl istersen. Hayır. Kabul edemem bu görevi. Bu kalyondaki bütün insanların yükünü omuzlarımda taşıyamam. En ufak bir hatam hepimizin ölümüne sebep olur. Ben neyse de evliler, nişanlılar var. Hayrol Ekrem? Reisler neden çağırmış seni? Yarın sabah Boris'te yapacağımız savaşta Leventlerin başına geçmemi ve bu harekatı idare etmemi istiyorlar. Tebrik ederim seni Ekrem Levent. Bu ne büyük bir onur senin için. Ama ben böylesine büyük bir görevi layık olduğu şekilde yapabileceğimi sanmıyorum Ömer Levent. Yani görevi kabul etmeyecek misin? Bu konuda henüz bir karar vermiş değilim. İki reis düşünmem için zaman tanıdılar. Ama benim kararım kabul etmemekten yana. Delirdin mi sen aslanım? Senin başımızda olman bizlere güven verir. Kalyon'daki bütün Leventler seni seviyorlar ve sana karşı da son derece sempati duyuyorlar. Yerinde olsaydım evet derdim. Böyle büyük bir şey benden nasıl isteyebilirsiniz? Burada yaş olarak da hepinizin küçüğüyüm. Bütün Leventler abim yaşında kimseler. Onların onurlarına dokunmaz mı benim baş olmam? Yaş olarak belki hepimizden küçüksün. Ama kuvvetle dirayet olarak bu gemide senin gibisi yok. Sen içimizde bu reisliğe en layık olansın. O sert bakışların bile düşmanı korkudan öldürecek kadar etkili. O halde sence ne yapmalıyım? Ne şekilde bir karar vermek gerekiyor? Bu görevi kabul etmen en iyi hareket olur. Yani? Lafı boşuna geveleyip durma yiğidim. Hemen reislerin yanına git ve kabul ettiğini söyle. Diğer arkadaşlarımın da aynı fikirde olduklarına ben adım gibi eminim. Hadi daha fazla bekleyerek vakit kaybet. Bir karara vardın mı Ekrem? Vardım Bilal Reis. Teklifinizi kabul ediyorum. Güzel. Kabul edeceğini biliyordum. Yalnız yanık Ömer de benim yardımcım olacak. Kabul. Allahu Teala hepimizin yardımcısı olsun yiğidim. Şimdiden gazamız mübarek olsun. Şimdi izin verirseniz gidip hazırlık yapayım. Leventler Şafak'la birlikte ne yapacaklarını bilsinler. Git bire Levent'im. Engin denizler senindir. Görüyorsun ya Bilal, senin bu Ekrem sandığımızdan da zeki bir adam. Yanık Ömer'i yardımcı seçmekle de bunu ispat etmiş oldu. En büyük imtihanı Boris'in korsanıyla çarpışırken verecek. Hiç merak etme. Göreceksin, ondan da yüzünün akıyla çıkacaktır. Ne oldu Ekrem? Reislerle konuştum Ömer Levent. Bu işte senin benim yardımcım olacağını söyledim. Bu işi sonuna kadar birlikte yürüteceğiz. Allahü Teala'nın izniyle üçler yediler imdadımıza yetişir inşallah. İnşallah. Havanın sisli oluşu bizim için büyük bir şans. Böylece rahat bir şekilde korsan gemisine sokulup onu gafil avlayabiliriz. Bütün mesele gemiyi görmeye kalıyor. Gözden kaçırmamamız lazım. Eğer bir saat içinde Boris'in gemisiyle karşılaşmazsak mutlaka onları geçmiş sayılırız. Selim Reis'in verdiği rotayı aynen takip ettik. Şayet Boris'in kalyonunu geçmişsek bu bizim için büyük bir zaferin müjdesi demektir. Anlayamadım. Nasıl bir zafer? Bir Osmanlı Levent'i adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.